Seni arkadaşım olarak görüyorum. Durumundan nasıl kurtulursunuz? Arkadaş olarak görülmek. Bazı duygular beslediğiniz birinin size karşı aynı şeyleri hissetmediğini anladığınız o korkunç an. Önce onunla ilgili hayaller kurmaya başlarsınız. Sonra içiniz kıpır kıpır olur ve neredeyse hayatının tüm noktalarına adım atarsınız. Günden güne daha da yakınlaşmaya çabalar ve yaptığı şeylere odaklanırsınız. Ona hediyeler verirsiniz ve kimsenin yapmayacağı iyilikler yaparsınız. Onun mutluluğunu ilk plana koyarsınız. Tek sorunsa sizin sadece arkadaş canlısı olduğunuzu düşünmesidir. Avuçlarınız terler, yüzünüz kızarır fakat o rahat ve sakin görünür. Eğer tüm bunlar tanıdık geliyorsa sizi sadece arkadaş olarak görüyordur. Bu durum stres ve kaygıyla dolu öyle bir şey ki hayatınızın tek amacı bir an önce bu arkadaşlık zincirlerinden kurtulmak olur. Üstesinden gelinemez gibi görülebilir fakat duygular gelip gider ve insanlar değişir. Eğer duygusal ilginiz ve sevginizden habersizse sizi arkadaş olarak görmesinden kurtulmak için birazdan anlatacaklarımızı uygulamayı düşünmenizin vakti gelmiş demektir. Fakat bu konuda daha fazla şey öğrenmeden önce birkaç saniyenizi abone ol tuşuna basmak için ayırın ve bildirimleri açın. Böylece hiçbir güncellemeyi kaçırmayacak ve hayata olumlu bakmaya devam edebileceksiniz. Birincisi, buna değiyor mu diye değerlendirin. Kişinin alması gereken her karar içinde fayda ve riskleri barındırır. Bunu hesaplamanın en iyi yoluysa en iyi ve en kötü durumda ne olacağını düşünmektir. En iyi durumda size aşık olur ve bunca zaman neler kaçırdığının farkına varır. En kötü durumdaysa sonuç ihtimallerin ne kadar kötü gittiğine göre değişir. Daha fazla görüşmek istemediğini söyleyebilir ya da nazikçe sadece arkadaş kalmayı önerir. Her halükarda en kötü durumda oluşacak utancın ve acının üstesinden gelip gelemeyeceğinize karar vermelisiniz. Yani adımları atmadan önce iyisiyle kötüsüyle doğacak sonuçlara hazır olmalısınız. İkincisi, ne istediğinizi bilmelisiniz. Hepimiz hoşlanmanın ne demek olduğunu biliriz ve hepimiz yaşamışızdır. Hoşlanma konusunda bildiğimiz bir şey varsa o da er ya da geç sona erdiğidir. Gerçek aşk hayat boyu başınıza bir kere gelebilir fakat hoşlanma zamanla unutulur ya da değişir gider. Eğer bir süredir arkadaşınızsa ve son zamanlarda ona karşı bir şeyler hissetmeye başladıysanız sadece bir hoşlanma olabilir ve zamanla yok olup gidecektir. İyi bir arkadaşlığı bir haftalık bir hoşlanma için riske atmak isteyeceğiniz son şeydir. Diğer yandan eğer her zaman onunla birlikte olmanın hayalini kurduysanız ve uzun süredir onu kafanızdan atamadıysanız o zaman riske değebilir. Üçüncü olarak diğer arkadaşlarınızı hatırlayın. Ayrılıklar nadiren iki kişi arasında kalır. Arkadaş grupları bir sorun olması durumunda genellikle ikiye bölünür ve taraf tutarlar. Arkadaş grubunuzu iyi tanıyın ve bir aşk üçgeni oluşmayacağından ya da kıskançlık krizleri çıkmayacağından emin olun. Eğer güveniyorsanız ikinizi de tanıyan bir iki arkadaşınıza danışın. Diğer kişinin duyguları konusunda kullanışlı sezgileri olabilir ve sizi farkında olmadığınız şeyler konusunda uyarabilirler. Eğer ortak arkadaşınız sizin tarafınızdaysa onu kullanın. Bırakın hoşlandığınız kişiye bir şeyler çıtlatsın. Mesela ikiniz harika bir çift olurdunuz ya da birbirinize çok yakışıyorsunuz gibi şeyler söylesinler ve tepkisini ölçün. Eğer utanır ya da yüzü kızarırsa doğru yoldasınız demektir. Eğer güler ya da alay ederse devam etmeyi yeniden gözden geçirseniz iyi olur. Unutmayın, zamanlama her şeydir. Kimse kötü bir haber aldıktan sonra çıkma teklifi almak istemez. Duygularına dikkat edin ve zor zamanlar yaşamadığından emin olun. Duruma bağlı diğer detayları da dikkate alın. Yakın zamanda taşınıyorsa ya da uzun süreli bir ilişkiden henüz çıkmışsa, bunlar kesinlikle duygularınızı paylaşmak için doğru zamanlar değildir. Eğer ruh hali iyiyse ve siz de kendinizden eminseniz, mekanı iyi seçin. Kimse bir sürü insanın içinde ya da birileri sizi gözetliyorken dürüst olamaz. Samimi ve gerçek cevabı alabilmek için kendisini tamamen rahat hissetmesini sağlayın. Bir etkinlikteyseniz nazikçe biraz dışarı çıkmayı sormak yeterli olacaktır. Eğer tüm etkenler lehinize ise sırada planlama yapmak var. Hoşlandığınız kişiyle nasıl daha çok zaman geçirebileceğinizi düşünmeye başlayın. Eğer onu sadece büyük etkinliklerde ve diğer insanlarlayken gördüyseniz ima ettiğiniz şeyi anlamayacaktır. Sizinle baş başa daha fazla zaman geçirmesi için davet edin. Fakat henüz çıkmaya başlamadığınızı aklınızdan çıkarmayın.
bir yemek ya da film teklifi için henüz erken olabilir. Yemek yapmak, spor yapmak ya da gezmek gibi hobileri var mı öğrenin. Çünkü hobiler arkadaşlar tarafından birlikte yapılabilecek ve birbirinizi daha yakından tanımanızı sağlayacak harika fırsatlardır. Eğer sizi bir arkadaştan daha fazlası olarak görmesini istiyorsanız, bunu ona göstermeye başlamak için bir şeyler yapmanız gerek. Küçük adımlarla başlayın. Uzun soluklu hiçbir ilişki bir gecede tutkulu bir romantizme dönüşmemiştir. İnsanların yeni fikir ve duygulara alışmak için zamana ihtiyacı vardır. İşleri aceleye getirip mahvetmek istemezsiniz. Doğru zaman gelene kadar öpüşmek gibi samimi şeylerden kaçının. Küçük adımlarla, flört ederek, samimi işaretler vererek zirveye ilerleyin. Fiziğine ve kişiliğine iltifat etmek, bir arkadaştan daha fazlası olduğunuzu göstermenizin iyi bir yoludur. Kucaklaşmalarsa bir şey ima etmeden sevginizi göstermenin güvenli bir yoludur. Sizi nasıl kucakladığına ve daha fazla yakınlaşmanıza izin verip vermediğine iyi dikkat edin. Eğer sevginizi gösterirken sizi durdurmaya meylediyorsa belki de sizi o şekilde görmüyordur. Sizde sevgili kumaşı olduğunu gösterin. İyi sevgililer planlarını iptal etmezler ya da geç kalmazlar. Eğer sıradan bir arkadaştan daha fazlası olmak istiyorsanız iyi bir sevgilide bulunan anahtar özelliklere sahip olmalısınız. Hayatında ne olup bittiğini öğrenin. Gittiği etkinlikleri aklınıza not edin ve daha sonra nasıl geçtiğini sorun. Hafta sonu ne yaptığını ya da gününün nasıl geçtiğini bir mesajla sormakta hiçbir mahsur yok. Yaptığı şeyleri önemsediğinizi gösterin. Böylece onu daha yakından tanıyabilirsiniz. Hiçbir şey gerçek duyguları kıskançlıktan daha hızlı ortaya çıkaramaz. Sizi sadece arkadaşı olarak gördüğü zamanlarda, biriyle çıktığında bu duyguyu siz de hissetmişsinizdir. Dünyada hoşlandığınız kişiden başka bir sürü insan olduğunu unutmayın. Yeni ilişkilere yelken açıp bir süre başka birini arayın. Böylece duygularınızın gerçek olup olmadığından emin olursunuz. Ve ayrıca o kişiye sizin de albeniniz olduğunu gösterirsiniz. Sırf onu kıskandırmak için başka birisi gibi davranmayın. Eğer dürüstseniz ve başka birine karşı duygularınız varsa bu hoşlandığınız kişinin sizi daha fazlası olarak görmesine yeterli olabilir. Saygılı olun. Hoşlandığınız kişi her adımının takip edilip izlenmesinden memnun olmayacaktır. Eğer çıkmaya başlamadan önce bir sevgili gibi davranmaya başlarsanız buna kızacaktır. Aynı şey eğer sürekli etrafındaysanız ve onu hiç yalnız bırakmıyorsanız da geçerli. Üstüne çok gidiyorsunuz gibi görünebilir. Başka insanların yanındayken kıskançlık ve güvensizlik işaretleri göstermeyin. Çünkü bu ona kaba gelecektir. Ona arkadaşlarınıza davrandığınız gibi davranın. Özgür olduğunu unutmayın ve kendi kararlarını vermesi için ona alan tanıyın. Kimse arkadaşlarından biri tarafından eleştirilmeyi istemez. Her etrafınızda olduğunda kendini rahat hissetmesini sağlamalısınız. Muhtemel sevgilinizin yanında kendinizi rahat hissettiğinizde dokunma bariyerini aşmayı deneyin. İnsanlar sadece yakın gördükleri kişilerin onlara dokunmasından memnun olurlar ve sizin dokunuşunuza olan tepkisi binlerce kelimeye bedeldir. Komik bir şey söylediğinde kolunu yavaşça tutmaya çalışın ya da onun için kapıyı açtığınızda elinizi sırtına götürün. Eğer kendinize yeterince güvenmiyorsanız onu hafifçe gıdıklayın ve tepkisinin sevgi dolu olup olmadığını kontrol edin. Eğer sizden uzaklaşırsa ya da sizi geriye iterse bu dokunuşunuzdan rahatsız olduğunu ve sevgili olma ihtimalinizin masadan kalktığını gösterir. Ne olursa olsun sonuçları kabul edin. Eğer az önce anlattığımız adımları attıysanız ve bu adımlar hiçbir işe yaramadıysa vazgeçme vakti demektir. Aşk bizlere inanılmaz şeyler yaptırabilen güçlü bir duygu. Fakat bazen gözlerimizi gerçeklere karşı kör ediyor. Eğer hoşlandığınız kişi aranıza mesafe koyuyorsa peşinden koşmamak en iyisi olacaktır. Kaybettiğinizi kabullenin. Arkadaşınız da aranızı soğutmayı ve alınmasını istemezsiniz. Eğer sevginizin istenmediğine dair net bir işaret görürseniz vazgeçmelisiniz. Zaten kaybettiğiniz birinin peşini bırakmamak size daha çok şey kaybettirir. Son olarak hisleriniz konusunda samimi ve net olmalısınız. Güçlü ilişkiler oyunlar üzerine kurulmaz. İnsanlar oynanmayı ya da boşa kürek çekmeyi sevmezler. Gerçek niyetinizi gizlemek ya da sorulduğunda hislerinizi inkar etmek yapmak isteyeceğiniz son şeydir. Samimi birisi hissettikleri konusunda her zaman dürüsttür ve muhtemel bir anlaşmazlıktan çekinmez. Gözünüzü karartıp o son adımı atmadıkça, bahsettiğimiz adımların hepsini atsanız bile hiçbir işe yaramayacaktır.
en riskli ve en zor adım olsa bile arkadaşınız bu adımı atmanıza saygı duyacaktır. Sizin de seni sadece arkadaş olarak görüyorum anılarınız varsa yorumlara yazın. İşinize yarayan ve yaramayan şeyler nelerdi? Deneyimlerinizi bizimle paylaşın. Eğer olumlu baktan daha fazla video görmek istiyorsanız abone ol tuşuna tıklayın ve kanalımıza göz atın. İzlediğiniz için teşekkürler ve olumlu bakmayı unutmayın.